Vay! Güzel oldu lan. Çifocuğum, açılışı bir yapalım. Kafeye damperli kamyonla kızlar yığılacaklar böyle. Bundan sonra kimse karışmayacak. Hep bizde. Lan ne yapıyorsun lan manyak? Pembe panjurluya mı geziyoruz seninle? Niye elime yapışıyorsun ya? Ya Yarcan, oğlum her şey bir rüya tadında süper gidiyor ha. Şşt, maşallah de. Maşallah, maşallah, maşallah. Ama birileri mutluluğumuza gölge düşürecek diye çok korkuyorum ben. Korkma bebeğim, korkma. Sakın korkma. Yeter ki biz birbirimizi sevelim. Yeter ki biz hiç ayrılmayalım. O zaman bize hiç kimse zarar veremez. Bebeğim benim. Lan şomazlı konuşup durma. Daha dakika bir gol bir yapıyorsun ya. Bana bak, eğer böyle konuşmaya devam edersen o çemçük dudaklarının ortasına kürekten dalacağım ha. Ya yapmadıklarını şöyle çemçük. Git çalış ya, git çalış. Git, git çalış. Bu da hala yapıyorsun. Yapmasana lan dudaklarını. Yapma diyorum sana. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Sıkı tutuyorsun değil mi lan? Tutuyorum, tutuyorum. İyi tut ha. Tutuyorum lan. Affedersiniz. Burası ne zaman açılacak acaba? Çok yakın bir zamanda kurdaleyi kesmeyi düşünüyoruz. Ama siz bana cep telefonlarınızı verin. Ben ne zaman açılacak, ne zaman açılmayacak o konu hakkında sizi bilgilendireyim. Ha? Ha bu arada oturmak ister misiniz? Hatta üstünüzdeki de çıkartabilirsiniz. Ben çıkartayım mı? Zahmet olmaz. Ne haber çocuklar? Hanımlar tuvalet üst katta. Evet, yalnız sizin kadar taşralı hatunların neden tuvalete geliyor şu yaşıma geldim hala anlamış değilim. Yani biz sizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Merdiven zaten yürüyor, siz gidebilirsiniz oradan. Lütfen buyurun. Bayanlar işte dayıcığım, amme hizmeti yapıyoruz. Ya Süpocuğum biz de bugün amme yorulduk değil mi? Nasıl gidiyor çocuklar? Nasıl gitsin dayıcığım, sabahtan beri çalışıyoruz. Senden ne haber? Vallahi benden haberler çok kötü. Kötü. Süpocuğum, içeriden küreği getirir misin sana zahmet olmazsa? Ağzının ortasına kürekle çakacağım da. Ben ne yaptım lan şimdi? Sen küreği getir, ben gerekirse sana çizerek anlatacağım. Allah'ın şom ağzısı. Ne yaptın diyor. Kesin şimdi didişmeyi de beni dinleyin. Susun be! Geç. Yersen yengeniz bu sabah İstanbul'da yaşayamayacağını söyleyip beni terk etti. Danimarka'ya geri döndü. Neden böyle bir şey yaptı şimdi dayı durduk yere Yersen yenge ya? Gayet de mutlu görünüyordu oysa ki. Ya dayıcığım, dünya üzerinde İstanbul'dan daha güzel bir şehir var mı ya? Ne bileyim oğlum işte, alışamadı buradaki hayata. Yadırgadı bizim hayat tarzımızı. Sonra ablamla abiye de biraz yüklendiler tabii kızcağıza. Ben yengenizi çok seviyorum çocuklar, çok. Onsuz yapabileceğimi sanmıyorum. İşte bu nedenle ben de Danimarka'ya kesin dönüş yapıyorum. Nereye gidiyorsun lan? Kürek almaya. Dur ben de geliyorum sana yardımcı olmaya. Dur, birlikte biz bir kürek bakalım, bulamaz şimdi o. Baksana sen. Akşam hatırlat bana, kaldığım yerden dövmeye devam edeceğim seni. Nerede kaldım biliyorum ama bak. Logo çok güzel olmuş değil mi çocuklar? Ha? Vallahi dayı yıkılıyor. Yani yıkılıyordu. Gerçi dayı bir şey söyleyeceğim sana. Senin bu dönüş kararını kafenin açılışından önce vermiş olman hayırlı oldu biliyor musun? Şimdi kafe açılacaktı. Ondan sonra dükkana devret falan. Bayağı bir başına iş açacaktı dayıcığım. En azından yol yakınken her şeyi bozup iade etmiş olmamız daha hayırlı olacak. Bir dakika, bir dakika. Size kafeyi açmaktan vazgeçtiğimizi kim söyledi ya? Ha? Nasıl yani dayı, şimdi sen Danimarka'ya gidince kim işletecek ki kafeyi? Siz işleteceksiniz oğlum. Vallahi mı? Tabii ya. Ben bütün yatırımı yaptım. Artık bundan sonra dükkanı batırıp çıkarması size kalmış. Ben karışmıyorum. Siz de. Dayıcığım. Dayıcığım sana sarılabilir miyim? Ama bak baştan uyarayım. Salya sümük ağlayacağım, gömleğini sanacak biraz. Gel buraya dayıcığım. Ya sorun. Ya gerçekten kralsın.
arkadan sarılma. Gel burada üstü sarıl. İlla arkama geçeceksin. Pardon dayıcığım. Tamam. Ya çok teşekkür ederim. Aslan yeğenim. Tamam. Başaracaksınız oğlum. Kralsın. İnanıyorum size. Gel lan gel. Gel. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.